Türkiye yaklaşık bir aydır Dilan Polat meselesini konuşuyor. Zenginliğini milletin gözüne sokarak yaşayan bu arkadaşlar yaptığı açıklamalarla bu kadar parayı nasıl kazanıyorlar sorusunu sadece vatandaşa değil devlet görevlilerine de söyletmeyi nihayet başardılar. AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum, her ay 1 milyon liralık yardım dağıtıyorum gibi açıklamalarıyla dikkat çeken Dilan Hanım hem kendini hem de ailesini resmen yaktı. Engin bana beyin al. Milyarlarca dolarlık serveti olan Allah'ın belası Bill Gates, Rockefeller, Rothschild bile saçına para takıp poz vermemiş, saçma sapan açıklamalarla kimseye bu kafayla bu parayı nasıl kazanıyorlar dedirtmemiştir. Gerçi Bill Gates de son yıllarda insanın dikkatini çekmiyor değil. Zira kendisi son zamanlarda katıldığı bir mülakatta ağaç dikmenin faydası yok, ağaçların iklime iyi geldiğine sadece aptallar inanır sözleriyle ulan bunda da bir iş var dedirtti. I don't use some of the less proven approaches. Such as? I don't plant trees. There's a lot of people who... Neyse, bizimkilere dönelim. MASAK raporlarına göre Dilan Polat'ın sahip olduğu kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. 3 şirketin ise naylon faturalara keserek vergi kaçırma amacı güttüğü belirlendi. 500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saplanan Polat'a bağlı kuruluşların mal aldığı şirketlerin büyük kısmı kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluşuyor. MASAK bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı ve bankacılık hareketi olmayan, sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu tespit etti. Tabii faallü bu eylemler bu kadarla kalmıyor. Ancak o kadar vukuat var ki hepsini derleyecek takatimiz yok. İddiaları savuşturmak için yaptıkları açıklamalar ve bu açıklamaların yöntemleri hepimize yuh artık dedirtti. Şüphelerin arttığı ilk günlerde kokain kullandığını itiraf eden Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, din kozu belki işe yarar diyerek namaz kılarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Ne diyelim, Yüce Rabbim kimseyi bir gram kokain için namerde muhtaç etmesin. Şaka bir yana, bu poz işe yaramadı. Bundan olmayacak bari milliyetçilik kozunu kullanalım dediler ve bayrak önünde poz verdiler. Bu da tutmadı. Bu iş Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın kozuna kadar gidebilirdi. Ama bu kadar dikkat çekmeye artık dayanamayan devlet görevlilerimiz harekete geçti ve süreç bugünkü noktaya geldi. Başlatılan soruşturma sunucu Dilan Polat ve eşi dahil onlarca kişi önce gözaltına alındı. Polat ve ailesinin tüm gayretleri sonuç verdi ve birçok isim tutuklandı. Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Tabii bu anlamlı günde birçok siyasetçiden de paylaşımlar geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 100. yıl için paylaşım yapanlar arasındaydı. Bakalım Ali Bey nasıl bir paylaşım yapmış? Ali Bey, Cumhuriyeti kurmuş, Jong Bayırı'nda düşmanla göğüs göğüse çarpışmış, Atatürk'ten önce Samsun'a çıkmış gibi bir afiş hazırlamış değil mi? İsrail'in Gazze'ye girmesinin ardından memleketteki boykot bilinci yeniden ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki vatandaşlarımız İsrail'in şirketleri ne zaman boykot etmek istese Coca-Cola satışları patlıyor. Coca-Cola Türkiye'de yaptığı açıklamaya göre yılın ilk 9 ayında karı %110 artırarak 7.7 milyar liraya ulaştı. Bu kadar boykota rağmen peki nasıl oldu bu? Mükemmel. İsrail. İsrail'e boykot. Boykot mu, kola reklamı mı, vallahi anlam veremedik. Az önceki kardeşimiz Coca-Cola'yı boykot ederken yaklaşık 15 şişe alarak şirkete katkıda bulundu. Hamdolsun Coca-Cola'yı boykot ederken Fanta içme kampanyası yapılan günler, ABD'ye tepki için dolara sümkürme günleri geride kaldı.
İsrail'e bağlı olduğuna inanılan şirketleri boykot etmeye devam edersek şu ekonomik krizde bile bu kafayla şirketleri ihya etmeye devam edeceğiz. Korkarım iş öyle bir noktaya gidecek ki batmakta olan yerli ve milli şirketlerimiz bile İsrail'le bağımız varmış gibi gösterirsek bu boykot sürecinde karımızı artırırız düşüncesiyle harekete geçecekler. Öte yandan İsrail Gazze'de soykırım yaparken bu duruma Türkiye'deki tepki gösteren eylemciler de Türk polisini taşlayarak boykot yapanlar kadar Filistin halkına katkı sundular. Eylemlerde polisler taşlanırken devlet araçlarına da zarar verildi. Boykot da olsun eylemde ama İsrail'in yaptıklarının bedelini neden polisler de mekanlarda 3 kuruşa çalışan Türk çocuklarına ödetmeye çalışırlar bunu anlamak işte o mümkün değil. Son yıllarda artan dolandırıcılık vakaları artık vatandaşımıza bağışıklık kazandırdı. Sivas'ta yaşanan olayda kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs 35 yaşındaki Fatih Çağlar'ı dolandırmak istedi ama bu kez sert kayaya çarptı. Fatih Çağlar'ı arayan şahıs banka hesapları üzerinden birçok insanın dolandırıldığını ve bu konuyu soruşturduğunu söyleyerek tuzağa düşürmek istedi. Tabii Fatih Bey duruma uyanarak arkadaşlarından aldığı destekle bu sahtekara ders vermek istedi. Çağlar'ın bir arkadaşı patron rolüne, bir arkadaşı taksici, bir arkadaşı da banka görevlisi rolüne girdi. Yaklaşık bir hafta süren telefon trafiği sonucuna dolandırıcı kendisine teslim edilmek üzere 180 bin lira kredi kullanıldığı konusuna ikna edildi. Ancak Fatih Çağlar banka şubesine gideceği için 200 liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Buna ikna olan şahıs Çağlar'a 200 lira para gönderdi. Çağlar ve arkadaşları para geldikten sonra kahve içerken çektikleri bir fotoğrafı göndererek senin parayla kahve içtik hakkını helal et diyerek mesaj attılar. Tabii bizim dolandırıcı başta helal etmiyorum dese de daha sonra bunu nasıl becerdin tebrik ediyorum diyerek mesaj attı. Vallahi helal olsun. Halkımız kandırıla kandırıla şeytana pabucunu ters giydirmeyi de öğrendi.